Merhaba Murat Bey, biz apartman sakinleri olarak binamızı güçlendirmek istiyoruz. Fakat bu konuyla ilgili neler yapmamız gerektiği hakkında bir bilgimiz yok. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle gelen aramalardan vermek istediğim bir bilgi var size. Ben binamı güçlendirmek istiyorum. Daire sahibiyim diye aranıyoruz. Bu konuda ilk önce yapmanız gereken şey güçlendirmedeki yönetmelik gereği 5'te 4 çoğunluğu sağlamanız. Yani 5 daireli bir apartmanınız varsa 4 kişinin karar defterinizde öncelikle güçlendirme kararı alıp noterde bu kararı tasdik edip bu kararla beraber hareket etmeniz gerekiyor. İlk nokta burası. Daha sonrasında test dediğimiz kısma geçmemiz gerekiyor. Test nedir? Binanızın mevcut durumunu analiz edebilmek için mevcuttaki malzeme bilgisini almamız gerekiyor. Bunun için iki yöntem var. Yöntemlerden birincisi riskli bina tespit raporu. Bu yöntem güçlendirme için olan rapor değildir. Özellikle bunu belirtiyorum. Bu yöntem sadece binanızı kentsel dönüşüme sokmak için bodrum kat ve giriş kattan alınan testle binanın tüm durumunu değerlendirerek binanın kentsel dönüşüme gidebilmesi için olanak tanıyan bir kanuni zorunluluktur. İkinci yöntemi seçtiğinizde 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği sonrasında yapılacak işlem binanızın deprem performans analizi dediğimiz teste tabi tutulması. Bu test sonrasında ortaya çıkacak verilere göre güçlendirme ihtiyacı olup olmadığını, varsa bu güçlendirmenin nasıl uygulanacağı konusundaki güçlendirme projesi öncesindeki tüm hazırlıkları tamamlamış oluyorsunuz. Bir sonraki aşamada artık deprem güçlendirme projesinin hazırlanması oluyor. Deprem güçlendirme projesi elimizdeki aldığımız test raporları, deprem performans analizi, mevcut durum ve bunun üzerinde yaptığımız irdeleme ve araştırmalar sonucunda 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre binanın yeni yönetmelik ihtiyaçlarına karşı eksiklerinin belirlenmesiyle başlıyor.